yüz binlerce. Tabii ki üzülürüz içimiz yanar ama infial olur mu? Mesela Aysel Hanım dedi ki kınayalım. Kınamanın ötesinde ben giderim onlar orada kıyarım Türkiye Cumhuriyeti olarak. Kıyım kıyım kıyarım onları. Pişman ederim onları. Bu gücümüz yok mu bizim? Bir avuç çapulcu ne olduğu belirsiz barbar terör örgütüne gücümüz mü mi yetmeyecek misliyle orada? yanıt verir dedim <laughs> Ali Bahir Bey. Kınar sonra Tabii, <laughs> misliyle yok, yanıt Yok 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 ben şey yapmadım. <laughs> Yok yok doğru Kınamır dünyanın açıkçası. da burada çok suçu var ben söylüyorum ama daha öteye giderim bu benim oraya girip o topraklarda onları pişman etmek için tek başına bir sebeptir ama maalesef ki yayın yasağı geldi hiçbirimiz anlayamadık zaten dediğim gibi seyrederken bile hepimiz kar olduk hala da seyrederken kar oluyoruz bu gizlenecek bir şey mi? Neden gizliyorsunuz? Ben bir şey söyleyeyim ama bakın. Bunun oradaki bazı ilişkileri, yanlışları, eksikleri görmemiz için bir soruşturma gerekiyor. Sadat, bakın bunun kuruluşu, eylemleri, yaptıkları iddialar Hı. hepsi tek tek soruşturmalı. Ben kimseyi hüküm olmadan suçlamam ama Sadat bir soruşturmayı bu olayların başından sonuna kadar hak ediyor. En az en az işte Sedat Peker'in iddiaları devlet mafya siyaset ilişkisindeki olaylar kadar. Neden i̇şte şimdi Sayın Başarır Sadat'ı ne anlamda şu anda telaffuz ettiniz? Bu konuştuğumuz olayla ilgili olarak neden bir soruşturmayı hak ediyor diyorsunuz? Bakın bir sefer başından beri e, ortaya koyulan iddialar. Onu o, o, o bölgenin silahlandırılması oradaki e, birçok kişinin bu konudaki söylemleri itirafları e, bunların hepsi raporumuzda da var bu İncelenmeli. bir soruşturma diyorum zaten bakın ben suçlamıyorum ben hüküm kurmuyorum ama bir soruşturmayı hak ediyor diyorum çünkü çok somut iddialar var ne ne yardım olarak bunların bilinmesi gerekiyor. Bunu bilmeyeceğiz mi biz yani? İşit mi vardı? DAEŞ mı vardı? Nereden türedi? Kimle ilişkileri var? Türkiye'deki ilişkileri nedir? Ben bunları bilmek istiyorum bu ülkenin bir milletvekili olarak, bir vatandaşı olarak. Hepimizin de bilmek hakkı. Sadat nedir kardeşim? Niye kuruldu? Nedir bu iddialar? Bunu söyleyenler suçlandı. Bunu söyleyenler tutuklandı. E sonuç iki askerim diridir yakılır. Onu kesenler ve yakanlar bu ülkede ikamet eder. Olur mu böyle şey? Peki. Ve buna yayın yasağı gelir. Yani Sadat <laughs> bir kez daha söylüyorum. Tüm ilişkileri düzgün bir savcı tarafından savcı, soruşturma açılıp ortaya konulmalı. Onlar da rahatlasın, biz de rahatlayalım. Peki. Biraz izleyicilerimizin de görüşlerine kulak verelim. bir izleyicimiz demiş ki: "Merhaba Sayın Karadağ. O işit tarafından yakalara katledilen iki askerin görüntüsünü sosyal medyada yayınladığım için terör örgütü propagandası yaptığımı iddia edilerek bana dava açıldı. hala devam ediyor. Tekrar Türkiye halkının başı sağ olsun." diyor. Bakın hala devam eden bir davadan söz ediyor. İzicimiz. Tam dediğim, propaganda işi, terör örgütü evet. propaganda. Ondan sonra bir izleyicimiz demiş ki Saadet'in Tantan'a bu konularda kulak verin. İlginç tespitlerde bulunuyor. Emperyal, emperyalistlerin olaylardaki rolüne dikkat çekiyor. Ondan sonra bir izleyicimiz diyor ki... ha bakın sizden, siz şimdi söylediniz Ali Mahir Başarır. Ee, ama e, Figen Hanım, izleyicimiz diyor ki bu konuyu tam çözülmek için Sadat'ı da sorgulamak gerekiyor e, diye. E, bir 17 dakika önce de o e, tweet atmış bize. E, ondan sonra e, görüntülerle ilgili tabii içimiz parçalanıyor. Doğru, içimiz parçalanıyor sayın seyirciler. E, ama bazen içimizin parçalanması gerekiyor. Çünkü ancak o zaman e, yaşananlara nihayetinde... E, o görüntüleri, bu arada hani şu an görün yaygın olarak kullandığımız görüntüler o asıl içimizin parçalandığı görüntüler değil. Genel olarak oradaki militan yapıların görüntüleri. Ama evet o görüntüleri uzun süre görmezden geldi Türkiye. Bunu sorguladığımız bir yayında da elbette ki bu görüntüleri kullanacağız. Ondan sonra bir şekilde... Ha bir izleyicimiz de demiş ki bu Sedat Peker'le ilgili kısımda Gamsiz Gani demiş. E, Peker tekrar video çekmeye başladığında kesinlikle altından Erdoğan'la ilgili çok şey çıkacak. E, göreceksiniz diyor. E, Erdoğan abi seninle de hel helalleşeceğiz dediği haftadan sonra videoları yasaklandı. Evet, Salim Şen de ona dikkat çekmişti buradaki yorumcularımız da. E, bu şekilde izleyici yorumları geliyor. E, Barış ne diyorsun? tüm bu tartıştığımız şeylerin aslında dönüp dolaşıp bağlandığı nokta ne? Bizim Suriye'de ne işimiz var? Ve biz bu soruyu yıllardır soruyoruz. İki gün önce Burhanettin Duran diye biri var. Burhanettin Duran kim? Sabah gazetesi yazarı. Sadece bir yazar mı? Değil. Cumhurbaşkanlığının yani Sarı'nın dış politika kurulunun üyelerinden birisi. Ha, o zaman dikkat edeceğiz. Burhan Duran ne diyor biliyor musunuz? Sabah gazetesindeki yazısının başlığı. Dış politikamızda normalleşme, altın çiziyor normalleşme ve Suriye. Başlıktan bakalım o zaman biz anormal bir durumdaymışız. Normalleşecekmişiz. Ne diyor biliyor musunuz Burhan Duran? Biz diyor, oradaki hedefimiz diyor şey değil. Esad'ı yıkmak değil diyor. Biz Esad'ı devirmek istemiyoruz diyor Türkiye olarak. Artık diyor biz böyle bir hedefe gidiyoruz diyor. Evet diyor kabul ediyor. İstihbarat hem yani Suriye istihbaratıyla Türk istihbaratı görüşüyor diyor. O görüşmelerden bir sonuç çıkacak ki biz artık diyor açık açık Esad'la görüşümüzü ilan edeceğiz diyor. Ama diyor ya diyor işte Cumhuriyet Halk Partisi davulla zurnayla Suriye'li sığınmacıları göçmenleri işte ülkesini yollayacak ama diyor o kadar kolay değil diyor. Özetle şunu diyor Gökben Karadağ. Bizim yıllardır dilimizden tüy bitti ya. Biz diyor Esad'ın mutlak galibiyetini, egemenliğini tanıyoruz artık Türkiye olarak. Onu artık yıkmak istemiyoruz. Ama Bizim biraz daha zaman ihtiyacımız var. Biz gerçekten Esad'da masaya oturacağız. Bu çok önemli bir itiraftır, kabuldür. Neyse ki ama ne yazık ki bu kadar şehit verdik. Bu kadar e, bence Suriye'nin parçalanmasında maalesef rol oynadık. Şimdi bakın sadece bunu Burhanettin Duran yani sarayda görevli önemli bir isim dile getirmiyor. Gazeteci müessar Yıldız önemli bir e, üstadımızdır. Bundan 2-3 gün önce bir yazı yazdı. Dedi ki Müyesser Yıldız Ya dedi bu Suriye politikasını Türk Silahlı Kuvvetleri de sorgulamaya başladı dedi. Suriye politikasını evet. TSK da sorgulamaya başladı. Evet bunu da şuna dayandırdı. Yakın zamanda dedi. Yaşın ardından yani bu yılki yaşın ardından, yüksek askeri şuranın ardından TSK'nın Suriye komutanı dahil 3 general emeklilik dilekçesi verdi dedi. Bakın altını çiziyorum. TSK'nın <laughs> Suriye'de görevli komutanı dahil 3 general TSK'dan emeklilik dilekçesi verdi. Şu an genel kumayı masasının önünde. Şimdi bu çok kritik. Niye kritik biliyor musunuz? Bunlarla birlikte Suriye'de görevlendirilen son 3 yılda 9 general, bakın generalden bahsediyorum. 9 general daha emeklilik dilekçesi verdi demek bu. Altını çiziyorum, tekrar söylüyorum. Son üç yılda 9 general emeklilik dilekçesi verdi Suriye ile ilgili görevli. Daha albayları, yüzbaşıları vesaire alt kademeyi bilmiyoruz bile. Bu şu anlama geliyor. Bizim bu yayınlarda, işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin mecliste, bizlerin köşelerimizde söylediğimiz, Suriye politikası yanlıştır. Şöyle şöyle hatalar yapılmaktadır. Sözünü bizzat sahada olan komutanların da farkında olup bu gidişattan rahatsız olup TSK'dan emekli olmak için çabaladığını biz anlıyoruz. Bugün Saygı Öztürk de yazdı. Saygı Öztürk de yazdı. Üç generalle ilgili istifa yani ama verdiler. Ama önce Müyesser abla yazdı. Ondan Saygı önce Müyesser Öztürk. Yıldız yazdı. Evet. Ee, İsimlerini Müyesser Yıldız da vermedi Vermediler. değil mi? Vermediler. Çünkü daha henüz e, bu emeklilik talepleri e, kabul edilmedi. Hı hı. Bundan dolayı ver, verilmedi. Zaten Müyesser Yıldız verdiğinde, bu sefer siz ifşadan dolayı Müyesser Yıldız'ın başına bela da açılabilirdi. Hı hı. Ama Müyesser Yıldız vermedi. İsimlerini Müyesser Yıldız...